Bodrum Kalesi içinde yer alan dünyanın en büyük sualtı arkeoloji müzesi, Akdeniz'de su altından çıkarılan batıkların sergilendiği önemli bir müze. Bodrum'un simge objelerinden sayılan amforalar da bu müzede sergileniyor. ...98 yılda inşa edilen Bodrum Kalesi defalarca yıkılıp yeniden yapılmış. Bugün yerli yabancı pek çok kişinin gezip görmek istediği kale içinde kurulan Sualtı Arkeoloji Müzesi, Akdeniz'in tarihini ışık tutan bulgularla dolu. Bodrum'u simgeleyen objelerden biri olan amforalar, M.Ö. 5. yüzyıldan itibaren deniz ticaretinde kullanılan en önemli araçlardı. Amforalar topraktan yapılır ve içine her tür kuru, sıvı madde konularak tek tek bir nevi ambalajlanırdı. Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin en önemli kısmını oluşturan amfora sergileri, M.Ö. 7. ve 11. yüzyıla ait Mısır ve Roma dönemi amforalarıdır ve bu sergi dünyanın en büyük amfora koleksiyonudur. Sergide amforalarla zeytinyağından şaraba, tahıldan cam eşyaya kadar her tür maddenin nasıl taşındığı, amforaların yapıldığı çömlek fırınları, gemilere istif ediliş şekilleri hem resimlerle hem de uygulanarak anlatılmış. Merdivenler, surlar ve geçiş koridorlarından oluşan kaleden yukarı doğru çıktıkça kulelerle karşılaşılır. Bodrum Kalesi'nde 5 kule var. İngiliz, Alman, İtalyan, İspanyol ve Fransız kulesi. Her kulenin üzerinde de kuleyi temsil eden bir arma bulunuyor. Beş ayrı dil ve ırktan oluşan St. John Şövalyelerinin inşa ettiği bu kuleler, Bodrum Kalesi'nin geçmişte ne kadar çok istila edildiğinin de göstergesi. Beş kulesi var. İtalyan kulesi, Fransız kulesi, Alman kulesi, İngiliz kulesi, Yılanlı Kule veya İspanyol kulesi. Düşünebiliyor musunuz? Avrupa'nın 5 büyük milleti Türk İmparatorluğu'na karşı bir organizasyon içinde St. John Şövalyeleri adıyla Rodos merkezi olmak üzere birçok adada ve Anadolu sadece Bodrum'da üs kuruyorlar. Bugün NATO'yu Amerika kurdu. NATO deyince İngiltere, İtalya, Yunanistan, Türkiye, Almanya gibi ülkeler var. Neye karşı kuruldu? Komünizme karşı kuruldu dendi. Şimdi de farklı bir sistemle gidiyor. Bundan 500 yıl önce Türkler o kadar güçlüydü ki tek başına bir Fransa, bir İtalya, bir Almanya'nın
mesamesi okunmazdı. Hep beraber bir güç teşkil edebiliyorlardı. Ve Türk İmparatorluğu karşısında böyle bir organizasyonu kurdular. Kalenin içindeki cami eski bir kilise. Kanuni döneminde camiye dönüştürülmüş. Bodrum Kalesi ile birlikte caminin minaresi de defalarca yıkılıp yeniden onarılmış. Bodrum Kalesi içinde sergilenen en önemli buluntulardan biri de Serçe Limanı cam batığı. Güney kıyılarda doğal bir koy olan Serçe Limanı'nda 1977-1979 yılları arasında Orta Çağ'a ait bir batıkta yapılan sualtı kazılarında ortaya çıkan geminin milattan sonra 1025'li yıllarda denize açılan ticari bir gemi olduğu sanılıyor. Geminin yükü ise 3 ton ağırlığında külçe, kırık cam ve mamül camdan oluşuyordu. Bizans İmparatorluğu sınırları içinde bulunan bir yere, küçük bir cam atölyesine sevk edilmek istenen gemi karinası, 16 metre boyunda kara ağaç ve çam ağacından yapılmış. Yapım tarihi yönünden önemli bir arkeolojik bulgu olan gemi, modern yapım tekniğiyle inşa edilmiş en eski örnek sayılıyor. Gemiden çıkarılan camlar da Orta Çağ dönemine ait en büyük buluntu topluluğu olarak görülüyor. Bodrum Kalesi'ni gezerken Roma giysileri içinde bir cam ustasıyla karşılaşmak geçmişe yolculuk yaptırabilir. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde Kültür Bakanlığı'nın izniyle 16 yıldır Türk İslami cam sanatı olan bizim batık eserinin camların replikalarını burada yabancı turistlerin gözleri önünde yapıyoruz ve onlara sunuyoruz. Bizim Bodrum'da en çok ziyaret edilen yer, bizim şurada kalede çalışan aşağı yukarı 10 kişi sanatçılardan varız. Kaleye gelen bütün yabancıların ilgisini çekmek için gerekli sanatçılarımızın var olduğunu biliyorum. Cama hayat vermek benim özverim. Çünkü camdan istediğim her şeyi yapmam bir hedefim. Yani bir hayvanı bana çizin deyin, camdan çizemem. Hangi hayvanı isterseniz hemen birebir onu yaparım. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin en ilginç bölümlerinden biri de Karyalı Prenses'in bulunduğu bölümdür. ...1989 yılında Bodrum girişinde arkeolojik kazılar sırasında bir lahit içinde bulunan 40 yaşlarındaki kadının Karyalı Prenses olduğu düşünülüyor.
Kadının öldükten sonra lahit içine konulan mücevherler prenses olma ihtimalini daha da arttırmış. Bu arada iskelet üzerinde yapılan yüz yapım tekniğiyle prensesin canlandırması da yapılmış. Her kalede olduğu gibi Bodrum Kalesi'nde de zindan var. Suçluların dağılanarak türlü işkenceler gördüğü zindan bölümü ziyaret edenleri biraz korkutuyor. Hiç kimse barış yerinde savaşı seçecek kadar aptal değildir diyen Halikarnaslı hemşehrimiz Herodot, 2450 yıl kadar önce Bodrum'da yaşamış. Herodot, tarihin babası olarak bilinir. Pek çok konuda yüzlerce araştırma yapmış ve bu araştırmalarını kitaplara, yazılara dökmüş. Bodrum'un ünlü simalarından biri de Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı. Halikarnas balıkçısı ve Herodot, Bodrum Kalesi girişinde herkesi selamlıyor. Bodrum'un günümüzde olduğu gibi geçmişte de ünlüsü çokmuş. Ünlü tarihçi Herodot, Bodrum'da doğmuş. Karya uygarlığının kurucusu Mazolos ve hem karısı hem de kız kardeşi olan Artemis, Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı. Hepsinin anıtı kale girişinde Bodrum'u anlatmaya hazır gibi duruyorlar. Denize ve denizciliğe önem vermek istedim ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi adını vermemin de sebebi zaten buydu. Çünkü bir Doğu Roma gemisi var milattan sonra 7. yüzyıl ve o döneme ait tek gemi modeli Bodrum Kalesi'nde sergileniyor. Ardından milattan sonra 11. yüzyıl 1025'lerde batmış bir serçe limanı batığımız var. Fatimi Bizans arasında ticaret yapan bir gemi. Yani Doğu ve Batı arasında alışveriş yapıyor. 1025'ten 70 sene sonra da Haçlı Seferleri başlıyor. Çünkü Batı'nın altın verip Doğu'dan yapılmacı eşya alacak parası olmuyor. Ekonomi bozulduğu zaman büyük savaşlar çıkıyor. Ve büyük savaşlardan en başı da Hristiyan Avrupa'nın Anadolu'ya, Orta Doğu'ya hücumu. Ve sonunda da bilgi ve teknolojiyi alıp götürüyorlar. Farklı bir şekilde dünyaya egemen olmaya çalışıyorlar. Ben ardından milattan önce 14. yüzyıl Uluburun batığına ilk dalanım. Mehmet Çakıcı diye bir denizci, süngerci bize bunu gösterdi. Ve gittik. 1982 Ekim'in 23'ünde batığa daldık. Türkiye'nin büyük bir şanslı günüydü. Dünyanın en eski batığını biz bulduk.